Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda le pronom complément konusunu çalışacağız. Yani Fransızca tamamlama zamirlerini, le pronom complémentin tamamı bunlar. Hepsini ilerleyen sayfalarda detaylı bir şekilde anlatacağım. Haydi başlayalım. Öncelikle le pronom complément karşılığı olarak tamamlama zamirleri diyelim. Şimdi bunların Türkçe'de direkt olarak karşılıkları yok. İnceleyip kontrol ettim. Konunun anlatıldığı farklı kaynaklarda farklı farklı karşılıklar kullanılıyor. Pronom zamir demek. Komplemanda tamamlayıcı demek. Dolayısıyla Türkçe karşılığı olarak tamamlama zamirleri dememiz doğru olacaktır. Bu konuyu farklı kaynaklarda le pronom direct, veya lepronom endrekt ya da lepronom kompleman direkt ve lepronom kompleman endrekt başlıklarıyla da görebilirsiniz. İçerik yani konu tamamen aynı. Lepronom kompleman temel olarak bir ismi, bir nesneyi ya da şahıs zamirini tekrarlamamak için kullandığımız sözcüklerdir. Burayı tekrar edelim. Lepronom kompleman temel olarak bir ismi, bir nesneyi ya da şahıs zamirini tekrarlamamak için kullandığımız sözcüklerdir. Önce Türkçe örneklerle konunun ne olduğunu anlayalım. Şöyle bir cümle düşünün, soru cümlesi, Hakan'ı gördün mü? İstersek bu cümleye evet Hakan'ı gördüm diye cevap verebiliriz ya da evet onu gördüm diyebiliriz. Onu bir pronom kompleman yani tamamlama zamiri ve Hakan özel isminin yerine kullanıyoruz. Başka bir soru cümlesi. Her gün radyo dinliyor musun? Bu soru cümlesine cevap verirken istersek hayır her gün radyo dinlemiyorum diyebiliriz. Ya da hayır onu her gün dinlemiyorum diyebiliriz. Onu yine bir pronom kompleman tamamlama zamiri ve radyo ismine sözcüğüne gönderme yapıyor. Bir başka cümle Rıdvan'a telefon ettin mi? İstersek evet Rıdvan'a telefon ettim diyebiliriz ya da evet ona telefon ettim diyebiliriz. Bakın. Soru cümlesindeki Rıdvan özel ismini tekrar etmemek için ona karşılığını kullanıyoruz. Kitapları Hakana verdin mi? Yine istersek evet kitapları Hakana bu sabah verdim diyebiliriz ya da evet onları ona bu sabah verdim diyebiliriz. Bu cümledeki onları tamamlama zamiri yani pronom kompleman kitaplar sözcüğünü karşılıyor. Ona pronom komplemanı ise soru cümlesindeki Hakan'a sözcüğünü karşılıyor. Daha önce geçen bir kelimeyi tekrarlamamak için pronom komplemanları yani tamamlama zamirlerini kullanıyoruz. Yine Türkçeden örnek vererek iyice anlayalım. Şöyle bir soru cümlesi düşünün. Pastadan biraz ister misin? Şimdi bu cümleye cevap olarak evet pastadan biraz isterim diyebiliriz ya da evet ondan biraz isterim diyebiliriz. Ondan dersek tamamlama zamiri yani pronom kompleman olur. Pastadan demiş oluruz. Yani pastadan sözcüğünü tekrar etmemek için kullanırız. Şöyle bir soru cümlesi düşünelim. Amcan geçen yaz Fransa'ya gitti mi? Şimdi bu cümleye cevap verirken evet Fransa'ya gitti ya da evet oraya gitti diyebiliriz. Oraya sözcüğü yine bir pronom kompleman tamamlama zamiri ve Fransa'ya sözcüğünü özel ismini tekrar etmemek için kullanıyoruz. Mark hep yeni arabasından bahsediyor. O hep ondan bahsediyor dersek ondan pronom komplemanı yani tamamlama zamiri arabasından sözcüğünü tekrar etmemek için kullanılmış olur. Başka bir cümle. Kitapları Hakan'a ver. Bu bir emir cümlesi. Cevap olarak onları Hakan'a yarın vereceğim diyebiliriz. Onları tamamlama zamiri kitapları sözcüğünü karşılamış olur. Bu cümlede Hakan ismini tekrar ettik ama kitaplar yerine onları diyerek bir tamamlama zamiri kullandık onları Hakan'a vereceğim ya da onları ona vereceğim diyebiliriz. Yani bir cümlede birden fazla tamamlama zamiri pronom kompleman geçebilir. Burada onları diyerek yine kitapları ona diyerek Hakan'a sözcüğünü karşılamış olduk. Gönderme yapmış olduk. Şurayı tekrar edelim. Bir cümlede birden fazla tamamlama zamiri olabilir. Gördüğünüz gibi pronom komplemanları yani tamamlama zamirlerini Türkçe'de zaten kullanıyoruz. Yani Türkçe'de karşılıkları var. Dolayısıyla öğrenmeniz kolay olacak. Pek tabi bazı kuralları var. Nerede, hangi fiil için, hangi isim için, hangi pronom komplemanı kullanmalıyız? Onlara bakacağız. Şimdi devam edelim. Peki pronom komplemanlar yani tamamlama zamirleri Türkçe'ye hangi karşılığı, karşılıkları verirler? Şimdi öncelikle pronom komplemanlar m, t, l, la, l, nu, vu, lui, leur, an ve y. M pronom komplemanı Türkçe'ye beni, bana karşılıklarını verir. T pronom komplemanı seni, sana. L pronom komplemanı onu. La pronom komplemanı onu. Nu pronom komplemanı bizi, bize. Vu komplemanı sizi, size. Le pronom komplemanı onları. Lui pronom komplemanı ona. Lör pronom komplemanı onlara. An pronom komplemanı ondan, oradan. Y pronom komplemanı oraya, orayı karşılıklarını verir. Hadi tekrar edelim. Pronom komplemanlar mü... TÖ, le, la, le, nu, vu, lui, leur, an ve y. M komplemanı Türkçe'ye beni, bana. TÖ komplemanı seni, sana. Le pronom komplemanı onu. La pronom komplemanı onu. Nu bizi, bize. Vu sizi, size. LE onları. Lui ona. Lör onlara. An ondan, Oradan y pronom komplemanı oraya, orayı karşılıklarını verir. Le pronom kompleman konusunu direkt ve indirect diye ayırabiliriz. Direkt dediğimiz cümlede geçen fiilin bir prepozisyon almaması. indirect dediğimizde fiilin a prepozisyonu ile bağlanması. Şimdi bunları biraz sonra detaylı bir şekilde anlatacağım ama. Direkt diye ayırırsak. Mö pronom komplemanı beni, tö seni, lö onu, la onu, nu bizi, vu sizi, le onları karşılığını veriyor. Burada lö dediğimiz Türkçe'ye onu karşılığını veriyor ama erir diye düşünün. Ya da bütün bir ifadeye gönderme yapıyorsa nötr bir karşılık diye düşünün. La dersek yine Türkçe'ye onu karşılığını veriyor ama bu sefer dişi yani feminin bir isme gönderme yapıyor olması lazım. İkisinin de çoğulunun aynı olduğunu düşünün. Şimdi endrek direkt dersek mö yine Türkçe'ye beni karşılığını veriyor. Tö seni, lüvi ona, yine lüvi ona, nu bizi, vu sizi, lör onlara diye düşünelim. Louis ona karşılığını veriyor. Eril bir isim için. Bu sefer a prepozisyondan sonra direkt olarak bir kişi geliyor olması lazım. Yani bir erkeğe gönderme yapıyor. Louis dersek yine ona karşılığını veriyor. Bu sefer dişi yani bir kadın içinde ona derken aynı karşılığı veriyor. Ve kompleman değişmiyor. Lör dersek ikisinin de çoğulu yani eril ya da dişi. Şöyle yazalım. Erkek ya da kadın diye düşünebiliriz. Dikkat ederseniz arada değişen ne var ona bakalım. Şimdi möler aynı. Töler de aynı. Bakın değişen kısım. Bir şurası. Yani pronom kompleman direklerde löla var. En direkte var. Ve çoğullarının Farklı olduğunu görüyoruz Yani pronom komplement direkt le diye gidiyor Endirekt Lör diye gidiyor Diğerlerini tamamı aynı Ve bunlardan sonra An ve y var ee, Onları Pronom komplement direkt endirekt diye düşünmememiz lazım ayrı düşünmemiz lazım Hepsini Biraz sonra sayfalar ilerledikçe detaylandırarak Anlatacağım o şekilde devam edeceğiz Lepronom direct ya da lepronom kompleman direkt. Yani cümledeki fiil bir prepozisyon, edat almıyor. Öncelikle prepozisyon konusunu bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. O videoyu izlemeniz, çalışmanız faydalı olacaktır. Prepozisyon, fiillerin yönlendirme, yönelme ekleri. Türkçe'de edat deniyor. Şöyle bir cümle düşünün. Je veux un nouveau vélo. Türkçesi, ben yeni bir bisiklet istiyorum. Buradaki fiil, vulvar fiili. Ve quelque chose diye düşünelim. Vulvar quelque chose, bir şey istemek. Gördüğünüz gibi fiil bir prepozisyon almıyor. Yani şurada a, d, vesaire gibi bir prepozisyon yok. Eğer ki fiil prepozisyon almıyorsa kullandığımız komplemanlar bunlar. M, t, Le, LA eğer ki sonrasında sesli harfle başlayan bir isim geliyorsa bu şekilde değiştiriyoruz. Nu, Vu, Vu ve Le. İnsanlar ve nesneler için kullanıyoruz. Kim, ki ve ne kua sorularının cevabı. Yazdığımız örnekle bağlayalım. Je veux un nouveau vélo. Ben yeni bir bisiklet istiyorum. Ne istiyorsun? Un vélo diye düşünün bir bisiklet. Şimdi maskülin bir isim olduğuna göre eğer ki bir pronom kompleman kullanmak istersek yerine le pronom komplemanını kullanmamız gerekir. Bakın burada. Şöyle düşünün. Je, le, ve dersek ben onu istiyorum demiş oluruz. Ve gördüğünüz gibi pronom kompleman bisiklet sözcüğüne gönderme yapar. Şimdi pronom kompleman direkt kısmına devam edelim. Biraz daha açalım. Bunlara pronom direkt ya da pronom kompleman direkt diyebiliriz. Biraz önce söylediğim gibi eril bir isim için lö, dişi bir isim için la ve sesli harfle başlayan bir ismin yanına geliyorsa bu şekilde değiştirmemiz gerekiyor. İkisinin de çoğulu l ve diğerleri yani mö, tö, nu, vu aynı kalıyor. Kim, ki ve ne kua sorularının cevabıdır. Bunu hakkımızda tutalım. Şimdi birkaç örnekte bakalım. Eski tüko ne mark? Acaba sen markı tanıyor musun? Ki, kim, mark? Cevap veriyorum. Ve je le kone. Yani evet ben onu tanıyorum. Şimdi mark bir erkek ismi olduğuna göre, eril bir isim olduğuna göre Tekrar etmemek için le pronom komplemanını kullanıyorum. Türkçe'ye onu karşılığını veriyor. Şimdi aynı soru cümlesi olsun. Eski tükone Alice. Alice'i tanıyor musun? Ki kim? Alice. Soru cümlesine cevap verirken bu je la connais diyebiliriz. Yani evet ben onu tanıyorum diyebiliriz. Dikkat ederseniz Alice bir kadın ismi olduğu için la pronom kompleman direktini kullandık. Türkçe'ye onu karşılığını veriyor. Şimdi eski tükone Mark e Alice desek. Yani Mark ve Alice'i tanıyor musun? Yine kim? Çünkü kim sorusunun cevabı Mark ve Alice. Oui je le connais diyebilirim. Yani evet ben onları tanıyorum. Şimdi buradaki isim çoğul. Mark e Alice. Dolayısıyla L pronom komplement direktini kullanıyoruz. Yine L pronom direkt ya da L pronom komplement direkt ile ilgili bilmemiz gereken bir şey var. Bazen tamamlama zamiri L nötr olarak bütün bir ifadeye gönderme yapabilir. Türkçe'ye yine onu karşılığını verir. Şöyle bir cümle düşünelim. Tu dois regarder toutes les vidéos du professeur Alparslan et travailler régulièrement pour pouvoir apprendre le français mieux. Cümleyi Türkçeye şöyle çevirebiliriz: Fransızcayı daha iyi öğrenebilmek için Alparslan hocanın tüm videolarını seyretmeli ve düzenli bir şekilde çalışmalısın. Buna karşılık olarak "Oui, je le sais" diyebiliriz. Yani evet, onu biliyorum. Böyle dediğimizde Bakın buradaki pronom kompleman le yine Türkçe'ye onu karşılığını veriyor ama cümlenin tamamına gönderme yapıyor. Yani cümlenin tamamını karşılamış oluyor. Burada tamamlama zamiri le üstteki ifadenin tamamına gönderme yapıyor. Pronom kompleman konusu anlatılırken le pronom komplemanını daima maskülin ve singüler, eril ve tekil isme gönderme yaptığı haliyle anlatıyorlar. Bunun dışında le nötr bir karşılık da yani eril bir isme gönderme yapmadan bir ifadenin tamamına gönderme yapabilir. Bunu da hakkımızda tutalım. Türkçe'ye yine onu karşılığını veriyor. Geldik le pronom endirect ya da pronom kompleman endirect kısmına. Endirekt yani cümledeki fiil bir prepozisyon edat alıyor. Şöyle düşünün. Je telefon a mon oncle. Ben amcama telefon ediyorum. Bakın burada a prepozisyonu var. Türkçe'ye verdiği karşılık da tam olarak burada. Fiil a prepozisyonu alıyorsa pronom komplement endirekt kullanmamız gerekiyor. Yine me, t kısmı aynı. Nu, V kısmı aynı. Ancak a prepozisyonundan dolayı lui ve çoğulları için lör kullanmamız gerekiyor. İnsanlar için kullanıyoruz. Kime? Aki sorusunun cevabı. Dolayısıyla a prepozisyonu alan fiiller için kullanıyoruz. Hemen şuradaki örnekle açıklayalım. Je telefon à Ben amcama telefon ediyorum. Aki kime? Amon oncle, amcama amca ismi tekil olduğuna göre lui pronom komplemanını kullanmamız gerekiyor. Şimdi örnek verdiğimiz cümleyi şöyle şuraya çekelim. Je lui telefon dersek yani pronom komplemanı kullanırsak ben ona telefon ediyorum ya da ben onu arıyorum karşılığını Türkçe'ye vermiş oluruz. Çoğul olsaydı yani cümlemiz şöyle olsaydı. Je téléphone. a me paran olsaydı. Yani ben anne babama telefon ediyorum olsaydı cümle. Bu sefer je leur telefon dememiz gerekirdi. Yani ben onlara telefon ediyorum Neden lui ve leur pronom komplemanını kullandık? Çünkü telefon fiili a prepozisyonunu alıyor ve akerken yani sonrasında bir insan ismi gelmesi gerekiyor diye söyledik şurada. Bu sebeple pronom kompleman en kullandık. Yani burada je ...le telefon... ...diyemezdik. Şimdi devam edelim. Le pronom en ...ya da le pronom komplement en ...kısmına devam edelim. Je şahıs zamiri için... ...mö... tu şahıs zamiri için... t, ...il ve el şahıs zamirleri için... ...lübi... ...nu şahıs zamiri için... ...nu... ...vu için... ...vu... ...il el pluriel için lör komplemanını kullanmamız gerekiyor. Ne demiştik? Fiilin a prepozisyonu alması gerekiyor ve akerken olması gerekiyor. Yani bir kişiye gönderme yapıyor, bağlanıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla kime yani aki sorusunun cevabıdır. Le pronom direkt ile aynı yapıda sadece lui, lor kısmı farklı. Pronom kompleman direktlerde ne vardı? l, vardı ve çoğul için l kullanıyorduk. Yani sadece bu kısmı farklı. Bir önceki sayfada kullandığımız cümlede geçen fiil. Telefone akerken. Yani birine telefon etmek. Eski tü telefon a Amcana mı telefon ediyorsun? Aki kime? Amcana. Voy je lui telefon. Evet ben ona telefon ediyorum. Cümlede A prepozisyonundan sonra bir insan geliyor. Bakın akerken. Aki diye sorduğumuzda cevap veriyor amcana yani aton onklu. Dolayısıyla lui pronom komplemanını kullanıyoruz. Türkçe ona karşılığını veriyor. Eski tü telefon a tezami. Arkadaşlarına mı telefon ediyorsun? Aki kime? Arkadaşlarına. Oui, je leur téléphone. Evet, ben onlara telefon ediyorum. Bakın şimdi, a prepozisyonundan sonra çoğul isim var. Yine akerken, aki, kime sorusuna cevap veriyor? Arkadaşlarına diye. Leur pronom komplemanıyla a tezamiyi karşılamış oluyoruz. Tekrar etmemiş oluyoruz ve Türkçe'ye onlara karşılığını veriyor. Pronom komplement endrek konusunda dikkat etmemiz gereken bir şey var. Birkaç tane fiil zaten. Fer attention a dikkat etmek, Tönir a bağlı olmak, joindre a katılmak buluşmak, Renonce a vazgeçmek, Penser a düşünmek, Sentresse a ilgilenmek, sonje a düşlemek ve être opposé a karşı olmak. Bu fiiller a prepozisyonu edatı alsalar dahi le pronom kompleman yani tamamlama zamirlerini kullanmayız. Çünkü fiilin tamamlayıcısı yani prepozisyondan sonraki kısmı bir şey ya da bir kişi olabilir. Şundan bahsediyorum. Pronom kompleman en direkt kullanabilmemiz için fiilden sonra bir A prepozisyonu olacak tamam ama sonrasında mutlaka akerken olması gerekiyor. Telefone fiili şuraya yazalım. Bir önceki sayfada verdiğimiz örnek. A prepozisyonu alıyor ama mutlaka akerken olmak zorunda. Yani birine telefon etmek, bir şeye telefon etmek diyemeyiz. Ama bakın panse fiili düşünmek demek akerken de olabilir keşoz da olabilir. Yani birini düşünmek de olabilir, bir şey düşünmek de olabilir. Dolayısıyla mutlaka akerken şeklinde bağlanmadığı için bu fiillerde pronom kompleman endirekt kullanamayız. Onların yerine le pronom tonik kullanırız. Bakın şöyle bir cümle düşünelim. Je fais attention à mes enfants. Ben çocuklarıma dikkat ediyorum. Fiilden sonra yani a preposisyonundan sonra burada a -e var ama mutlaka a -e olmak zorunda değil. Yani fiil a -e kelkeşoz da olabilir. Dolayısıyla je leur fais attention diyemeyiz. Yani leur pronom komplemanını kullanamayız. Bir pronom tonik kullanarak je fais attention a e dememiz gerekir. Yani şu kısım yine Onlara karşılığını veriyor. Bir başka örnek. Je pense à Alice. Ben Alice'i düşünüyorum. Yine fiil. Akerken diye bağlanmış. Ama je lui pense diyemeyiz. Yani şurada bir pronom komplement kullanamayız. Je pense à elle dememiz gerekir. Buradaki a elle Türkçe'ye onu karşılığını verir. Bu cümledeki ö... Bu cümlede kullandığımız el bunlar pronom tonik. Şöyle yazalım. Le pronom tonik diye. Ve bir prepozisyondan sonra geliyorlar. Bakın burada a prepozisyonu. Burada da a prepozisyonu var. Şöyle bağlayalım. Bu sayfada anlattıklarım öğrencilerin çok karıştırdığı bir konu. Ama görüyorsunuz ki mantığı çok kolay. Şöyle düşünün. Bu fiillerde a prepozisyonu olduğu için pronom kompleman direkt zaten kullanamayız. Ama a prepozisyonundan sonra hem akerken bir insan ya da akerkeşoz bir nesne bir şey gelebileceği için pronom kompleman en de kullanamayız. Dolayısıyla pronom tonik kullanmamız gerekiyor. İsterseniz bu fiilleri ezberleyebilirsiniz. Ama mantığını anladıysanız zaten karşılaştığınız cümlelerde geçtiği zaman çözmeniz kolay olacaktır. Şimdi geldik le pronom kompleman an. Öncelikle Türkçe'ye ondan gibi bir karşılık verir. Cümlede de prepozisyonu varsa de prepozisyonu bu şekilde olabilir. Yanında bir sesli harfle başlayan isim varsa de üstten virgül olabilir dü, de, de la, de, le üstten virgül, de varsa ve combien de sorusuna yanıt olarak kullanılır. Sonrasında bir nesne olmalıdır. Yani de prepozisyonu olması gerekiyor. Örneklere bakalım. Combien de crayon tu veux? Sen kaç tane kalem istiyorsun? Şimdi combien de'den sonra sayılabilir bir isim geliyorsa çoğul oluyor. J'en veux trois diyebiliriz. Yani ben ondan üç tane istiyorum. Buradaki an pronom komplemanı burada de prepozisyonu olduğu için var. Ve ondan derken kaleme gönderme yapmış oluyoruz. Eski tu as de l'argent senin paran var mı? Oui, j'en ai un peu. Evet, ondan biraz var. Bakın cümlede yine de prepozisyonu var. Dolayısıyla An pronom komplemanını kullanıyoruz. Türkçe'ye ondan karşılığını veriyor. Mark part toujours de sa nouvelle voiture. Mark hep yeni arabasından bahsediyor. Şimdi buradaki fiilimiz parle de. Önce şuraya bir yazalım. Parle fiili birkaç farklı prepozisyon alabilir ama burada parle de. Yani den bahsetmek. Bunu den konuşmak diye düşünmeyelim. Burada de prepozisyonu olduğu için ilan parl tujur yani o hep ondan bahsediyor diyebiliriz. De prepozisyonunun karşılığı olarak an pronom komplemanını kullanabiliriz. Türkçe'ye ondan karşılığını verir. Şurada yazmıştık de prepozisyonu diye. De prepozisyonu varsa tekrar etmemek için an komplemanını kullanabiliriz. Türkçe'ye de ondan karşılığını verir. Şimdi le pronom kompleman an Türkçe'ye ondan gibi bir karşılık verir diye söyledik. Tam burada öğrencilerin karıştırdığı ve aslında çok basit olan bir şeyi ekleyelim. Cümlede geçen fiil de prepozisyonu yani Türkçesi edatı alıyorsa ve sonrasında bir insan geliyorsa bu durumda lepronom tonik kullanmamız daha doğru olur. Şöyle düşünün. Mark partoujour de son Marc hep amcasından bahsediyor. Bakın de prepozisyonundan sonra bir insan gelmiş. Bu durumda ilan par toujours o hep ondan bahsediyor diyemeyiz. Yani bir pronom kompleman kullanamayız. Il par toujours de lui diyebiliriz. O hep ondan bahsediyor anlamını yine Türkçe'ye verir. Buradaki lüvi pronom tonik. Bir önceki sayfada şöyle bir cümle geçmişti. Mark parle toujours de sa nouvelle voiture. Yani Mark hep yeni arabasından bahsediyor demiştik. Şimdi bu cümledeki dö'den sonra bir nesne geliyor. Dolayısıyla il, an, parle, toujours diyerek pronom kompleman kullanabiliriz. Yani an ile buradaki de sa nouvelle vatürü karşılamış olabiliriz. Ama burada yani bu cümlede dö'den sonra bir insan geliyor. Dolayısıyla an pronom komplemanını kullanamıyoruz. İsme uygun olarak bir pronom tonik kullanmamız gerekiyor. Geldik son pronom komplemanımıza. Le pronom kompleman Y Türkçe'ye oraya, orayı gibi bir karşılık verir. Cümlede a, ş, dan, sür edatları ile bağlanan bir yer ismi yerine kullanırız. Prepozisyon konusunu bir videoda detaylı bir şekilde anlatmıştım. O videoyu izleyerek de çalışabilirsiniz. A prepozisyonu Türkçe'ye D'da karşılığını verir. Ş, nin yeri, evi karşılıklarını verir. Dan içinde D'da karşılıklarını Türkçe'ye verir. Sür üzerinde karşılığını Türkçe'ye verir. Bu prepozisyonlardan sonra bir yer ismi olması gerekiyor ki Y pronom komplemanını kullanabilelim. Daha önce bahsettiğimiz panse a, fer atansiyon a gibi direkt olarak bir kişiye gönderme yapmayan dolayısıyla le pronom kompleman endirekt, lüvi, lör kullanamadığımız yerine pronom tonik kullandığımız fiiller bir şeye nesneye gönderme yapıyorsa pronom kompleman y kullanabiliriz. Burayı tekrar edelim. Daha önce bahsettiğimiz panse a, fer atansyon a gibi direkt olarak bir kişiye gönderme yapmayan yani sonrasında bir kişi ya da bir nesne gelebilen ve dolayısıyla le pronom kompleman en direkt lüvi, lör kullanamadığımız yerine pronom tonik kullandığımız fiiller bir şeye, nesneye gönderme yapıyorsa pronom kompleman y kullanabiliriz. Şimdi örnek cümlelerle pronom kompleman y'e bir bakalım. Je vais à l'école. Ben okula gidiyorum. Burada a prepozisyonundan sonra bir yer ismi var. Dolayısıyla j ve ben oraya gidiyorum diyebiliriz. Yani y komplemanını kullanabiliriz. Je ve chez le dentiste. Ben dişçiye gidiyorum. Yine je vais diyebiliriz. Ben oraya gidiyorum. Y pronom komplemanını kullanabiliriz. Zira şey prepozisyonu ve sonrasında bir yer ismi var. Burada dişçiye derken dişçinin ofisine, bürosuna, muayenehanesine Diye düşünelim. Eski, ce que tu penses à ton devoir? Bakın şimdi. Pense fiili ve a preposisyonu var. Ama sonrasında bir nesne gelmiş. Ödevini mi düşünüyorsun? Oui, je pense toujours. Evet, sürekli onu düşünüyorum. Y preposisyonunu kullanabiliriz. Ama pense'den sonra bir insan ismi olsaydı mesela je pense a ma fiyansı olsaydı mesela. Ben nişanlımı düşünüyorum olsaydı a prepozisyonu olduğu için hemen je lui pense diyebiliriz diye düşünmememiz gerekirdi. Zira bir insan ismi geldiği için je pense a elle dememiz gerekirdi. Buradaki el ise bir pronom tonik. Bunu zaten biraz önce anlattım. Aynı şekilde je fais attention à mes livres. Faire attention àdan sonra bakın bir nesne geliyor. Kitaplarıma dikkat ederim. Bu durumda je fais attention yani onlara dikkat ederim diyebiliriz. Hemen yine ekleme yapalım. Şöyle bir cümle olsaydı je fais attention a mon olsun. Yani ben oğluma dikkat ederim olsun. A prepozisyonunu görünce hemen je lui fais attention diye düşünmememiz lazım. Zira fer attention a'dan sonra mutlaka bir insan gelmesi gerekmiyor. Kitaplar ismi de gelebilir. Yani nesne de gelebilir. Dolayısıyla pronom kompleman endrek kullanamayıp Je fais attention à lui dememiz gerekir. Buradaki lui yine bir pronom tonik. Bakın başka bir örnekle biraz daha açıklayalım. Je pense à Alice. Ben Alice'i düşünüyorum. Je lui pense diyemeyiz. Neden? Çünkü pense à A prepozisyonu alıyor ama sonrasında bir insanda da bir nesne de gelebilir Je pense diyemeyiz Zira Bir insan ismi geliyor Bunu da silelim Je pense à elle deriz Yani Pronom tonik kullanırız ben onu düşünüyorum Demiş oluruz şuraya yazalım le pronom tonik diye Biraz karışık gibi görünüyor ama dikkat ederseniz, dikkatli dinlerseniz aslında hiç de karışık olmadığını anlayabilirsiniz. Zaten hepsini tek bir tabloda toplayacağız ve pek çok örnek cümle ve cümle tercümesiyle iyice pekiştireceğiz. Hepsini şu şekilde toparlayabiliriz. Şimdi kerken kerkeşoz varsa yani prepozisyon yoksa le la le pronom komplemanlarını kullanmamız gerekiyor. Cümlede a prepozisyonu varsa ve sonrasında kelken geliyorsa yani bir insan geliyorsa lui leur pronom komplemanlarını kullanmamız gerekir. Cümlede geçen fiil a prepozisyonu alıyorsa ama o fiilden sonra hem a kelken hem de a kelkeşoz olabilirse yani panse fiilinde olduğu gibi. O zaman A'dan sonra pronom tonik kullanmamız gerekiyor. A prepozisyondan sonra quelque chose ya da lieu bir yer ismi varsa Y pronom komplemanını kullanmamız gerekiyor. Cümledeki fiil dö prepozisyonu alıyorsa ya da kombiyen dö geçiyorsa yine dö prepozisyonu. An pronom komplemanını kullanmamız gerekiyor. Ama Dövden sonra kelken varsa yani bir insan geliyorsa o zaman pronom toniklerden uygun olanını kullanmamız gerekiyor. Ve le fraz negatif yani olumsuz cümlelerde pronom komplemanları nereye koymamız gerekir? Nöpa, nöjami gibi olumsuzluk yapıları cümle içinde tamlama zamirleri ve çekilmiş fiil tamamının iki tarafına gelir. Hemen örnekle açıklayalım. Eski Tükone Mark e Alice. Sen Mark ve Alice'i tanıyor musun? Ki kim? Mark ve Alice. No, je ne le connais Şimdi bakın negasyon ne pa burada ve pronom kompleman ve çekilmiş fiil bloğu burada. Yani tamamlama zamirleri, pronom kompleman ve çekilmiş fiillerin tamamının İki tarafına geliyor. No, je ne connais pas dediğimizde hayır, ben onları tanımıyorum karşılığını Türkçe'ye veriyor. Bir başka örnek yapalım. Est-ce que Marc parle toujours de sa nouvelle voiture? Mark hep yeni arabasından mı bahsediyor? No, il n'en parle jamais. Hayır, o ondan hiç bahsetmiyor. Cümlede parle fiili var ve de preposisyonu alıyor. Parle de. den bahsetmek diye daha önceki sayfalarda söylemiştim. Sonrasında bir nesne geliyor. Yani insan ismi gelmiyor. Şöyle yazalım. Buradaki nesne lavatür. Dolayısıyla bir pronom kompleman kullanabiliriz. Yani an komplemanını. An burada yanında da çekilmiş fiil var. Cümle olumsuz cümle olduğu için nöjeme negasyonu da bunların iki tarafına geliyor. Yani bloğun iki tarafına geliyor. Şimdi pronom komplemanların yani tamamlama zamirlerinin cümle içindeki yerlerine bakalım. Cümle sıralaması şöyle gidiyor. Önce pronom personel var. Yani şahıs zamirleri var. Pek tabi cümlenin öznesi mutlaka şahıs zamiri olmak zorunda değil. Şahıs zamiri varsa sonrasında pronom refleşi geliyor. Yani çift zamirli fiillerin ikinci zamiri. Şöyle yazalım. Çift zamirli fiillerin dönüşüm zamirleri. Pek tabi cümlede çift zamirli fiil olmak zorunda da değil. Varsa diye yazıyorum. Sonrasında önce pronom kompleman direkt geliyor. Pronom kompleman direkt fiil prepozisyon almıyorsa kullanılıyor ve bir cümlede birden fazla pronom kompleman yani tamamlama zamiri olabilir. Pronom kompleman en direkt ondan sonra geliyor. Yani cümledeki fiilin A prepozisyonu alması gerekiyor ve mutlaka A kelken olması gerekiyor. Cümlede dö prepozisyonu varsa de Türkçeye den dan karşılıklarını veriyor. Kullandığımız an pronom komplemanı daha sonra geliyor. En son lieu yani bir yer ismi ya da akerkeşoz varsa kullandığımız y pronom komplemanı buraya geliyor. Eğer ki pronom kompleman kullanamıyorsak kullandığımız pronom tonikler de burada. Bunlara şimdilik tonik zamirler diyelim. Yani prepozisyondan sonra gelen dolayısıyla şahıs zamiri koyamayacağımız şahıs zamirine gönderme yapan zamirler diyebiliriz. Hadi tekrar edelim. Şimdi cümlede varsa önce şahıs zamiri olmak zorunda. Şahıs zamirleri je, tu, il, el, nu, V, il, el. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar. Cümlede çift zamirli bir fiil varsa o çift zamirli fiillerin pronom refleşisi yani e, ikinci zamiri me, te, se, nu, vous, se ki bunların hangi şahıs zamirine gönderme yaptıklarını zaten görebilirsiniz. Burada yer alıyor. Eğer ki cümlede pronom komplement varsa önce pronom komplement direktler geliyor. Pronom komplement direkt cümlede geçen fiilin prepozisyon almadığı anlamına geliyor. Pronom komplement direkt yani a preposisyonu varsa ve a kelkense kullandığımız tamamlama zamirleri burada. Yine m, t, lui, nu, vu, leur şeklinde. Zaten dikkat ederseniz pronom kompleman direkt ve endirektin farkı nerede? Bakın bir burası, bir de burası. Diğer şahıs zamirleri için kullandığımız kompleman direkt ve endirektler aynı. Cümlede d prepozisyonu varsa ve bu sebeple an komplemanını kullanıyorsak burada yer alıyor. Yani pronom kompleman direkt ve en direktten sonra geliyor. Ama cümlede pronom kompleman direkt ve en direkt yoksa pek tabi bu başa geçmiş oluyor. Yani şurada yer almış oluyor. Eğer ki akel varsa ya da bir yer ismi varsa kullandığımız pronom kompleman y burada yer alıyor. Eğer ki pronom kompleman kullanamıyorsak kullanmamız gereken pronom tonikler de cümlenin en sonunda yer alıyor. Bu tabloyla hem de şahıs ile çift zamirli fiillerin çekilen ikinci zamirlerini, pronom kompleman direktleri, en direktleri, pronom tonikleri karıştırmamış oluruz. Le pronom kompleman yani tamamlama zamirleri konusunu çok detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi örnek cümlelerle buraya kadar öğrendiklerimizi pekiştirelim. J'écris une lettre à mon oncle. Ben amcama bir mektup yazıyorum. Bir cümlede birden fazla pronom kompleman olabilir diye söylemiştim. Bakın burada önce bir nesne var. Une lettre. Sonra da a prepozisyonu ve sonrasında bir insan ismi geliyor. Dolayısıyla je la lui écris. Ben onu ona yazıyorum diyebiliriz. Une lettre karşılığı olarak la pronom complémentını, amonok karşılığı olarak da lui pronom complémentını kullanabiliriz. Bir başka cümleye bakalım. Mafam nökonepa ne pas Bakın burada mezami var ama cümlede bir prepozisyon yok. Karım arkadaşlarımı tanımıyor. El ne le o onları tanımıyor diyebiliriz. Yani mezami yerine L pronom komplemanını kullanabiliriz. L burada. Cümle aynı zamanda olumsuz bir cümle. Dikkat ederseniz nöpa iki tarafında L ve çekilmiş fiil ortada. Je vais en France cet Ben bu yaz Fransa'ya gidiyorum. J'y vais avec mes Ben oraya arkadaşlarımla gidiyorum. En France yer ismi Dolayısıyla y pronom komplemanını kullandık. Bakın an yer belirten bir prepozisyon. Yanında ülke ismi var. Yer belirtiyor. Dolayısıyla y kullandık. Fezon no var. Ödevlerimizi yapalım. Bir emir cümlesi. Fezon le metnan. Onları şimdi yapalım. Emir kipiyle oluşturulmuş cümlelerde Dikkat ederseniz burada olduğu gibi pronom komplemanlar emir kipi çekiminin yanına geliyor. Je vais faire mes devoirs Ben ödevlerimi bu akşam yapacağım. Ya da je vais le faire sözü var. Ben onları bu akşam yapacağım. No devoir yerine le pronom komplemanını kullandık. Zira fer fiili bir prepozisyon almıyor. Yani fer kerkeş olsun. Örnek cümlelerle devam edelim. Eski tiadone lelir ahaka. Pek tabi cümlelerin mutlaka prezanda olması gerekmiyor. Farklı zamanlarda kurulmuş cümleler de olabilir. Kitapları Hakan'a verdin mi? Bu cümlenin zamanı değil geçmiş zaman. Şöyle yazalım. Fransızcası da passé composé. Passé composé konusunu çok detaylı bir şekilde bir videoda anlattım. Yine Dili geçmiş zaman konusunu çok iyi bilmeyenler izleyip çalışabilirler. Je le lui a donné hier. Ben onları ona dün verdim. Şimdi bakın burada le diyerek kitapları, lui diyerek de Hakan'a karşılığını vermiş olduk. Olumsuz yapsak cümleyi. Je le lui a pas donné. Ben onları ona vermedim. Dikkat ederseniz nöpa ne negasyonu bloğun iki tarafında. Ve söylediğim gibi le livre için le pronom komplemanını a kan yerine a prepozisyon olduğu için lui pronom komplemanını kullandık. Est-ce que vous avez lu tous les romans de Jules Verne? Jules Verne'in bütün romanlarını okudunuz mu? Şimdi je les ai lu quand j'étais petit diyebiliriz. Yani ben onları küçükken okudum. Yani le roman yerine le pronom komplemanını kullanabiliriz. Zira lire fiili yani okumak fiili bir prepozisyon almıyor. Lire quelque bir şeyi okumak. Tam burada öğrencilerin karıştırdığı aslında çok kolay olan çok da önemli bir konu var. Bakın burada bir akor var. Şimdi pase kompozide avuarla çekilen fiillerde akor yapmayız. Bakın şurayı bir yazalım. Cümle şöyle olsaydı: Je lu le roman. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir akor yok. Ama le roman karşılığı bir pronom komplement kullandığımızda, yani je, les, e, lui dediğimizde, ben onları okudum dediğimizde. Kompleman yani nesne fiilin önüne geldiği için bakın burada au fiili ile pase kompoze yaptık. Şöyle bütün olarak düşünebiliriz. Buraya bir S ile akor yapmamız gerekiyor. Yani şuradaki nesne neyse ona uygun olarak akor yapmamız gerekiyor. Zaten biraz sonra farklı örneklerde bu durum yine karşımıza çıkacak. Avez-vous des enfants? Şimdi böyle bir soru cümlesi var. Yani çocuğunuz var mı? Birinin çocuğu olup olmadığını bilmediğimiz için bu şekilde çoğul kullanarak soruyoruz. Yani çocuklarınız var mı gibi soruyoruz. Oui, j'en Evet, benim ondan iki tane var. Bakın de prepozisyonu olduğu için an pronom komplemanını kullandık. Peki tabii Pronom komplement kullanarak cevap vermek zorunda değiliz. Yani istersek Je Deux enfants diye de cevap verebilirdik. Mark Parle toujours de sa nouvelle voiture. Mark sürekli yeni arabasından bahsediyor. Bakın parle fiili ve de preposisyonu var. Sonrasında da bir nesne var. Il en parle toujours o hep ondan bahsediyor diyebiliriz ve an pronom komplemanını kullanabiliriz. İnan par jame, o hiç ondan bahsetmiyor diyebiliriz. An prepozisyonu ve çekilmiş fiil ve cümlemiz olumsuz olduğu için onların iki tarafında negasyon, olumsuzluk yapılarını kullanabiliriz. Mark parle toujours de sa fiance. Bakın bu sefer parle dökerken daha önce de geçmişti. Buradaki parle de kerkeş oldu. Yani bir şeyden bahsetmek. Mark sürekli nişanlısından bahsediyor. Bu durumda il parle toujours del dememiz gerekir. Yani bir pronom tonik kullanmamız gerekir. O hep ondan bahsediyor. Karşılığını Türkçe'ye verir. Cümleyi olumsuz yapmak istiyorsak il ne parle jamais del Dememiz gerekir. Yine pronom tonik. O ondan hiç bahsetmiyor. Tekrar edelim. Parle de öden sonra kelkeşoz varsa an pronom komplemanı. Kelken yani bir insan varsa. O zaman pronom tonik kullanmamız gerekiyor. Aslında mantığı çok basit. Tam burada diyeceksiniz ki. Şimdi dezanfan dedik. Yani insan var. Ama. An pronom komplemanını kullandık. Farkı ne? Şimdi öncelikle burada dö prepozisyonu alan bir fiil söz konusu değil. Yani dö de prepozisyonu yok. Buradaki d, artikel indefinite. Yani belirsiz artikel. Şöyle yazalım, artikel diye. Bu da öğrencilerin çok karıştırdığı bir şey. Bakın prepozisyon yani edat söz konusu değil burada. Şimdi devam edelim. Bir başka cümle. Avevu kompri set leson. Pase kompoze dili geçmiş zamanda kurulmuş bir cümle. Bu dersi anladınız mı? Oui, nous l'avons compris. Evet, onu anladık. Şimdi öncelikle pronom kompleman la'yı kullandık burada. Ama yanında avon geldiği için yani pase kompoze avuarı bu şekilde birleştirdik. Diğer taraftan buradaki isim feminin olduğu için yani la le son olduğu için sonuna bir ö getirerek akor yapmamız gerekti. Neden? Çünkü pronom kompleman fiilden önce geliyor. Tez fan son tremeşon parce tu leur don tout ce senin çocukların çok yaramaz çünkü sen onlara istedikleri her şeyi veriyorsun. Burada neden ler pronom komplemanı var? Çok basit. Çünkü fiil done kerkeşoz quelqu'un. -ke Gördüğünüz gibi a prepozisyonu ve sonrasında bir insan var. Pronom kompleman kullanabilmemiz için öncesinde pronom komplemanla gönderme yapabileceğimiz bir isim olması gerekiyor. Aynı tezanfan gibi. Buradaki leur pronom komplemanı ile biz tezanfan çocukların ya da çocuklarına sözcüğüne gönderme yapmış oluyoruz. as combien de livres. Şimdi combien de varsa an pronom komplemanını kullanmamız gerekir diye söylemiştik. Senin kaç tane kitabın var? Jane buku Benim ondan bir sürü var ya da benim bir sürü var. The prepozisyonu olduğu için an pronom komplemanını kullandık. Eski Rex Vien Dizmir. Rex İzmir'den mi geliyor? Venir fiili var ve de prepozisyonu var. We ilan Vien sözü var. Evet o oradan bu akşam geliyor. Burayı da karıştırmayalım. Şimdi İzmir bir yer ismi. Dolayısıyla Y kullanmamız gerekmez mi? Hayır, fiile bakmamız gerekiyor. Bakın fiilimiz de prepozisyonu alıyor. O yüzden de an pronom komplemanını kullandık. Serin raconte des histoires à ses enfants. Şimdi öncelikle cümlenin zamanı en Yani geçmişte süren zaman. En için ben geçmişte süren zaman diyorum ama Farklı kitaplarda şimdiki zamanın hikayesi diye de geçiyor. Onu da şöyle bir yazalım. En parfe konusunu anlattığım bir video kanalımda var. En parfeyi bilmeyenler izleyip çalışabilirler. Selin çocuklarına hikayeler anlatırdı. Bu cümleyi pronom kompleman kullanarak Selin le le raconte diye söyleyebiliriz. Yani Selin onları onlara anlatırdı. Bakın şimdi, buradaki desistuar yerine le pronom komplemanını, a prepozisyonu ve sonrasında bir insan geldiği için leur pronom komplemanını kullandık. Bu cümle diğer taraftan bir şey daha gösteriyor. Pronom komplemanların cümle içindeki yerleri, şahıs zamirinden sonra pronom kompleman direkt, sonrasında da direct var. Mononcle A amöne sezan fan o park. Şimdi bu cümlenin zamanında pase composé yani diğeri geçmiş zaman. Şöyle yazalım. Amcam çocuklarını parka götürdü. Bu cümleyi il leziye amöne diye söyleyebiliriz. Şimdi buradaki le pronom komplemanıyla ses fanı y pronom komplemanıyla da a prepozisyonundan sonra gelen yer ismi L parkı karşılamış oluruz. Bakın bu cümle bize iki şey gösteriyor. Birincisi pronom komplemanların cümle içindeki yeri. Önce pronom kompleman direkt var ve pronom kompleman y daha sonra geliyor. Bir başkası burada akor var. Yani l ile gönderme yaptığımız ses enfan fiilin öncesine geldiği için yani fiilin komplemanı fiilin öncesine geldiği için sonuna bir çoğul eki getirerek akor yapmamız gerekiyor. Türkçe'ye o onları oraya götürdü karşılığını veriyor. Combien de vélo Senin kaç tane bisikletin var? Combien de'den sonra zaten an pronom komplemanı gelmelidir diye söylemiştik. Jane ön sölman benim ondan sadece bir tane var. Buradaki an pronom komplemanıyla yani ondan diyerek velo'yu karşılamış olduk. Mark abit a Paris. Mark Paris'te oturuyor. Şimdi bakın a prepozisyonu sonrasında da bir yer ismi var il y habite depuis ans. O orada iki senedir oturuyor. Bakın Y. Moi je pense déménager à Paris. Ben de Paris'e taşınmayı düşünüyorum. J'y pense depuis longtemps. Uzun zamandır onu düşünüyorum. Burada onu diyerek neye gönderme yapıyor? Paris'e taşınmayı. Yani şu kısmın tamamını yine y de karşılamış oluyoruz. Je pense y déménager depuis longtemps. Ben uzun zamandır oraya taşınmayı düşünüyorum. Buradaki y ise Paris'e gönderme yapıyor. Burada birazcık duralım karışmasın. Şimdi panse a sonrasında hem bir insan hem de bir nesne gelebileceği için yani akerken ya da aker olabileceği için Louisler leur pronom komplimanları kullanamayız dedik ama panse a kelken karşılığı olarak bir pronom tonik kullanmamız gerekir dedik. Şöyle yazalım. Önceki sayfalarda geçti burada karışmasın diye tekrar ediyorum. Panse a'dan sonra kerkeşoz varsa y pronom komplemanını kullanabiliriz dedik. Şimdi burayı panse keşoz diye düşünelim. Yani akerken olmadığı belli. Burada y y'i panse a için kullanmış olduk. Ama buradaki y y'i ise oraya taşınmayı düşünüyorum derken Paris yer ismi karşılığında kullandık. Je vais apporter ces fleurs ama Mère. Bu çiçekleri gereği büyük anneme götüreceğim. Bu cümlenin zamanı ne? Onu da yazalım şöyle. Le futur proche yani yakın gelecek zaman. Je ve le les lui apporte. Onları ona götüreceğim. Şurada büyük harf kullanmamız daha doğru olur. Bu cümleye baktığımızda Seflör yerine le pronom komplemanını ve a prepozisyonun sonrasında gelen a magran mer yerine lui pronom komplemanını kullandık. Ve la de la video. Pronom kompleman yani Fransızca tamamlama zamirleri konusunu sade bir şekilde, çok detaylı bir şekilde incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Video biraz uzun oldu ama herkesin rahatça anlayacağı şekilde her detayına değinerek anlatmaya çalıştım. Zaten konu uzun ve önemli bir konu. Yani Fransızca öğrenmek isteyenler, çalışanlar için temel konulardan bir tanesi. Umarım herkes konuyu çok iyi bir şekilde anlamıştır. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazarak sorabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.